Bugün sizlere kavimler göçünü anlatacağız arkadaşlar. Kavimler göçünün nedenleri, Asyon devleti yıkıldıktan sonra Hunların bir kısmı batıya doğru göç ederek Hazar Denizi çerçevesinde yaşayan kavimler topraklarını ele geçirmişlerdi. Topraklarını kaybeden kavimler Balkanlardan daha sonra Avrupa'nın içlerine doğru ilerleyerek Roma İmparatorluğu'nun topraklarına girmişlerdi. Bu durum birçok kavim bir yer değiştirmesine neden olmuştur. Özellikle Avrupa kıtasında etkili ve olan ve yıllarca süren bu yerleştirme neden olmuştur. Özellikle de Avrupa'da bu yerleştirme önemlidir ve yıllarca süren bu yer değiştirme hareketine kavimler göçü adı verilmiştir. Göç esnasında alınan Vandallar, Bulgarlar, Angıllar, Saksonlar, Vizigotlar, Ostgotlar, Sürevler gibi kavimler yer değiştirmiştir. Bu kavimler Roma tarafından barbar olarak da nitelendirilmekteydi. Kavimler göçü geniş bir alanı etkilemesi, etkisinin yıllarca sürmesi ve sonuçları bakımından önemlidir. Kavimler göçünün sonuçları, kavimler topraklara girmesi engel olamayan Roma İmparatoru 395 yılında ikiye ayrılmış Batı Roma ve 476'da yığılmıştır. Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi zemin hazırlayan bugünkü Avrupa milletlerinin temel atılmıştır. Burjuvalar ticarete uğraşıp kasaba ve şehirlere otururlardı. Senyörler vergi vererek onların himayesini yaşarlardı. Köylüler en alt sınıfı oluşturuyorlardı. İki bölüm ayrılmış serf denilen bir bölüme köle gibiydi. Sahipleri için çalışırlar. Topraklarla birlikte alınıp satılırlar. Serbest köylüler denilen kesim ise vergilerini verme şartıyla kendi topraklarına tarım ile uğraşırlardı. Topraklarını çocuklarına miras bırakabilir veya yer değiştirebilirlerdi. Fedorite Orta Çağ boyunca Avrupa'da etkisini devam ettirmiş, barutun ateşli silahlar kullanılarak kaleleri yıkan büyük topraklar yapılanmasıyla birlikte gücünü kaybetmeye başlamıştır. Yeni Çağ gelince Avrupa'da fedorite sistemi büyük oranda sona ermiştir. Kilise ve siyolojik düşünce Orta Çağ Avrupa'sına damga vuran bir diğer kurum kesidir. Katolik kilisesi Ortaçağ Avrupa'nın siyasi, sosyal, dini, eğitim alanında oldukça etkili olmuş. Siyasi alanda yönetimi müdahale ederek kuralların üzerindeki bir güce sahip olmuştur. Krallar Papa'nın elindeki taç giyme zorunda kalarak otoriteyi Papa'nın eline bırakmak zorunda kalmışlardır. Halk üzerindeki kilisenin denetimi artmış. Kilise Afros, Enterd ve Endüjans gibi dini yönleri sahip olmuş. Efros kişinin dinden çıkarma, entiterdi. Dini törenler durulması, endülüjans para karşılığı günah arındırmaktır arkadaşlar. Skolastik düşünce ile deney, gözlem araştırma ve yöntemlerini saklanmış eğitim tamamen kilisenin kontrolüne girmiş. Demolizm olarak da bilinen düşünce sistemi bilgileri sorgulayı yoktur. Bilgileri körü körüne inanmak vardır arkadaşlar. Skolastik düşünce böyleymiş. Fedorite rejimi ve skolastik düşünce Katolik olan Batı Avrupa'da etkili olmuş ve Ortodokstan olan Doğu Avrupa'da rejim ve düşünce sistemi görülmektedir. Bunun nedenleri Bizans'ın imparatoru siyasi yetkili Ortodoks kilisesini kaptırması ve daha sonra bölgeyi ele geçirmen Osmanlı Devleti'nin gayrimüslime karşı hoşgörü ve adalet olmasıdır. Magna Charta Büyük Şart 1215 yılında İngiltere Kralı ile soylular arasında imzalanan sözleşmedir. Avrupa'da ilk kez kralın hakları kısıtlanmış, kral soyluları dışlanmadan vergi toplayarak kimse yargılanma cezalandırılmayacaktı. Yüzyılın savaşları 1337-1453. İngiltere ile Fransa arasında yaşanan savaşlar İngiltere, Fransa toprakları üzerinde hak iddia ederek ülkeyi işgal etmişti. Uzun yıllar süren savaş Fransız kazanmış. Fransa'nın nüfusu yarı yarıya azalmıştı. Savaşın sonucunda Fransa'da kralın güçlenmiş ve Avrupa'da bir devletin sömürge olmayacağı anlaşılmıştır. Yüzyılın savaşlarına Türk dünyasında katkısı ise Osmanlı Devleti Balkanlarda rahatça ilerleyebilmiştir. Türklerin yaşadıkları coğrafi bölge ve etkileri. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ve uzun süre yaşadıkları ilk ana yurda Orta Asya'dır. Orta Asya doğuda Kingan Dağları, Batı Hazar Denizi, güneyde Hingon Dağları ve kuzeyde Sibirya ile çevrili olanlardır. Sınırlarını çizilmiş ve Orta Asya bölgesi özellikle Türklerin yaşantılarını her alanda etkilemiştir. Bölge olarak da Akarsu nehirleri bulunduğu güneş, döküklerde oluşan kışlılar, soğuk yüzyılın sıcak ve kurak geçtiği, karasal iklimin hüküm sürdüğü, genelde bozkır bitki örtüsü sahip bir bölgedir.
Toprakların yaşantılarına bakıldığında yaşanılan bölgenin coğrafi yapısının etkileri görülmektedir. Orta Asya'nın Türklerin yaşantısını etkileri şu şekilde sıralayabiliriz. Karasal iklim üstün sürdüğü bölgede tarımın sınırlı yapabileceği dolayı temel geçim kaynağı kahvaycancılık olmuştur. Az da olsa hayvanlar için yonca kendileri için mısır yetiştirmişlerdi. Hayvancılığa bağlı olarak otlak ve su aramak amacıyla Türkler konar göçer bir yaşam tarzı sürmek zorunda kalmışlardır. Bunun için Türklerin yaşadıkları bölgenin sınırları kesin olarak belirtilmektedir. Konar göçer bir hayat yaşadıkları için tam anlamıyla yerleşik hayata geçmişlerdir. Buna bağlı olarak Türkler kalıcı mimari eseri bir ilk dönemde görülmektedir. Türkler yaşantıları ota ile verilen çadırlara sürmüşlerdir. Konar göçer hayat etkisi sanat alanında gösterilmiş kalıcı sanat eserleri yerine yerlerini taşıyabilecek de saat eserleri yaptırmış sanat eserlerini kullandıkları figürler yaşamlarının izlerini taşımaktadır. Sürekli doğa yaşamak zorunda olan Türklerin mücadele ruhu üst düzeyde olmuştur. Tehlikelere ve saldırılara açık halde yaşayan Türkler, askerlik sanatçı gelişmedi, eli silah tutan askerler sayılmıştır. Ordu millet anlayışı görüldüğü Türklerde ücretli askerlik yoktur. Türklerde devlet teşkilatı daha oldukça gelişmiştir. Orta Asya'da geniş topraklara sahip devlet olduğu için özel mülkiyet oldukça azdır. Mülkiyetin az olmasına bağlı olarak Türklerde sosyal sınıflaşma görülmektedir. Konar göçer hayata bağlı hapis cezaları kısa sürelidir. Ana yurtta göçler Türk milattan önce 16. yüzyılın başlarında değişik zamanlarda milattan sonra da 5. yüzyıla kadar Orta Avrupa'dan göç etmişler. Bu göçler birçok farklı nedenlerden dolayı meydana gelirken sonuçları da tarihi olaylar üzerine etkili olmuştur. Türkler dünyanın birçok bölgesine göç etmişler. Mezopotamya, Anadolu, Çin, Hindistan, Kafkasya, Balkan, Orta Avrupa ve Sibirya en çok göç edilen bölgedir. Göçlerle birlikte geniş bir coğrafi alana yayılan Türklerin tarihin bir bütün olarak anlaşılması zorlaşmıştır. Göçlerin sebepleri iklim çeşitliliği, bölge zaman zaman yaşanılan kuraklık ve buna bağlı olarak da ortak ve sulak araziler azalması, insanlar ve hayvanlar arasında yaşayan salgın hastalıklar, nüfusun artması, artan nüfusa bağlı olarak insanların yaşadığı alanların yetememesidir. Siyasi ve sosyal durum, Türk boyları arasında iktidar mücadele, dış baskılar, yeni yurt arama ve Türklerin dünya düşünmesi cihan hakimiyetidir. Bağımsızlık, Türk boyları başka bir milletin ya da başka bir boyun hakimiyetine gitmekle değişik bölgelere göç etmeye tercih etmişlerdir. Türkler göçlü, hızlı ve başarılı olmasının yarı göçebe yaşamlarından dolayı göç ettik hareketine alışkın olmaları atı at arabasını kullanan etkili olmuş ve göçler kolaylaşmıştır. Göçlerin sonuçları göç sonunda Türkler dünyanın değişik bölgelerine yerleşmişlerdir. Türk gittikleri bölgelerde farklı kültüre etkilenmişler ve diğer kültürleri de etkileyerek kendi kültürlerini yaymış, orta yeni kültürler çıkmıştır. Diğer kültürlerden etkilenen Türk boyları arasında siyasi, sosyal, ekonomik ve benzeri farklar olmuştur. Türk göç ettikleri bölgede insanlar yönetim ve askeri alanda örnek olmuşlardır. Göç hareketi sonrasında Asya ve Avrupa siyasi etnik yapısının dalgalanmalara neden olmuştur. Orta Asya dışında bölgeler yeni Türk devletleri kurmuşlardır. Zaman değişik kültürler etkisinde kalan bazı Türk boyları asimile olarak milli benliklerini kaybetmişlerdir. Hunlar, Güney Kazakistan, Türkistan ve Avrupa. Akunlar, Afganistan, Kuzey Hindistan. Uğurlar, Güney Rusya. Sabarlar, Kafkasya. Avarlar, Orta Avrupa. Bulgarlar, Balkanlar. Macarlar, Balkanlar. Uygurlar, İç Asya. Oğuzlar, İran, Anadolu. Peçenekler, Doğu Avrupa, Balkanlar. Kumanlar, Kipçak, Doğu Avrupa ve Balkanlar. Uzlar, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da mücadele etmişlerdir. Türklerin en önemli hedefleri arasında yer alan düşüncenin ortaya çıkışını Türk tarihi kadar eski olduğu tahmin edilmektedir. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar fethetme arzusudur. Cihan hakimiyeti düşüncesi temel tüm dünyaya hakim olarak adalet yönetim sağlayak var. Bu düşünce temeli ilahi kaynaktadır. Türk toprakları görevinin Tanrı tarafından verildiği inanılmaktaydı. Kutu anlayışıyla verilen bu inanışa göre hükümler sadece Türkleri değil, tüm alemi yönetmek için görevlendirilmişti. Bu durum hem destanlarda hem de Orhun'un kitabelerine geçmektedir. Hunlar ile birlikte alanına görülmeye başlama ve bu düşünce tüm Türk devletlerine ve Türk boyları en önemli hedefi olmuş. İlk olarak da tüm Türk boyları ve tek bir çatı altında toplanacak, daha sonra
tüm dünyanın hakim olan Türk devletleri kurulacaktı. Bunlar Avrupa Hunları, Kötülükler, Uygurlar ve diğer Türk devletleri bu hedefe ulaşabilmek amacıyla mücadele etmişlerdir. Türkler İslami dini seçtikleri sonra da bu hedeften kopmuşlardır. Artık hedef hem dünyaya hakim olma hem de İslam dini yaymak, Selçuklu ve Osmanlılara bu amaç uğruna fethettikleri bulunmuşlardır. Türklerde sosyal ekonomik hayat, toprak devlete ait olmasına bağlı olarak toplum arasında sosyal sınıflar görülmüşlerdir. Kadınlara değer verilmiş ve sosyal yaşamda erkeğin yanında yer almışlar, eşitliğe dayalı bir yan planlama oluşturmuştur. Türklerde sosyal sınıflaşmanın görülmesinin nedeni arasında göçebe yaşam tarzı görülmesi, ortak mülkiyet anlayışının olması, toprakların devlet malı sayılması vardır arkadaşlar. Türkler toplumsal dayanışmaya önem vermişler. Halk için önemli olan güven ve bayramlar da tören toplu halde düzenlenmiştir. Bu günlerden biri de Buhar'ın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı. Türklerin yaşantısı atın önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle de geniş Bozkır'a da hakim olmak için askeri alanda ve göç hareketlerine kolaylık sağlanması açısından da atın değeri Türklerin yanında fazladır. Türkler altı evcilleştiren millet olarak tanımlanmaktadır. Türkler at sayesinde hem hızlı hareket etmişler hem de yolculuklarını kolaylaştırmıştır. Türkler at üzerindeki yer içerir. Yer içer, alışveriş yapar, hayvanın ince boynuna sarılarak uyulabiliyordu. Küçük yaşta itibaren özellikle erkek çocuklar ata binme eğitimi almaya başlarlardı. Askeri açının güçlü olmasına atlı birlikten kurulması yakın ilgisi varmış arkadaşlar. Türklerin temel geçim kaynağı coğrafi şartlara bağlı olarak hayvancılıktır. Hayvancılık yapıldığı bölgede yazın yayla kışın ise kışlak adı verilen yerlerde yaşam sürülmüş. Türkler elverişli olan yerlerde tarıma da uğraşmışlardı. Kendileri ve hayvanları için bazı ürünleri yetiştirmişlerdir. Bunlar döneminde kalan sulama kanalı tarıma yapıldığı en büyük örnektir arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz.